Efendim onlar sıkıntılıydılar, dertliydiler, dopdoluydular. Seslerini duyurabilmek, bir şeyler anlatabilmek için sokaklara döküldüler. Ancak onları dinlemesi gerekenler başlarına birer cop indirip onları susturmayı tercih ettiler. Evet, memurlardan söz ediyoruz. Dertlerle, sıkıntılarla dopdolu memurlarımızdan. Arena onlara iktidar oluncaya kadar çifte anahtar gösterip sonra cop uzatanlar gibi yapmadı. Seslerini duyurabilmeleri için her zaman olduğu gibi özgür mikrofonlarını uzattı. Tuncay Özkan'la birlikte araştırdık. O gün her şey çağdaş sosyal hukuk devletinde olağan sayılacak bir görünümdeydi. Üstelik Ankara kış ortasındaki bir günü değil de sanki unutulmuş bir Eylül'ü yaşar gibiydi. Ama olmadı. Ansızın Western filmlerindekine benzer bir görüntü beliriverdi Sakarya'da. Ankara Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, devlet memuru olmasına karşın zam ve sendikal hak istediklerini söyleyen devlet memurlarının karşısına dikilivermişti. Arada slogan atan kahraman varsa çıksın öne, önde atsın delikanlıca. Böyle araya girip de slogan atılmaz. Yürüyüşe herhangi bir hakkınız yok. Yaptığınız iş kanunsuz eylemdir. Sizi ikaz ediyorum. Eğer sessizce dağılmazsanız burada ne kadar varsa hepinizi alacağım. Ve hafızası güçlü olanlar, Orhan Taşanlar'ın bu davranışlarına bakarken yıllar öncesinden şimşek hızıyla kopup gelen bir anıyı karşılarında buldular. 28 Nisan 1960 günü iktidara yaranma hırsıyla İstanbul Üniversitesi bahçesine dalan bir polis şefi rektör Sıddık Sami Onar'ı tokatlamış ve sonra da "Gördünüz mü? Onu iskambil kağıdı gibi devirdim." diyerek övünmüştü. Aslında devrilen bir hukuk abidesiydi. Hukuka ve anayasaya inen bu tokadın anısı yıllar boyu silinmeyecekti. Çek bunu, katil polis diye bağırıyor. Çek, lütfen, beni çekene kadar. Lütfen, lütfen. Bırak, katil polis. Bırak be. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Müdür, bağırın içeri. Müdür, müdür, bağırın. Evet, bazı tahrikçilerin sloganlarına, hukuk devletinin polisine yakışmayacak bir üslupla karşılık veren emniyet müdürünün sözleri, zembereğin bir anda boşalmasına neden olmuştu. Artık coplar inip kalkıyor, kadınlar saçlarından çekilerek polis otolarına götürülüyordu. Dertlerini, sıkıntılarını anlatacak birilerini ararken sopayla karşılaşan memurların dünyası daha da kararmıştı. Üstelik yollar yürümekle aşınmaz diyen bir cumhurbaşkanının bulunduğu başkentte yaşanıyordu bu kapkara olaylar. Evet, kimlerdi bu dövülen insanlar? Anlatmak istedikleri neydi? Nerede yaşar, ne yer, ne içerlerdi? Gelecekten neler bekliyordu bu göstericiler? Bileği çatlayan Mümtaz ve Ayşe Taşkın, Ankara'nın Emek semtindeki bu evde yaşıyorlar. Çevrede ev kiraları 2 milyon liradan az değil. İki küçük yatak odası ve avuç içi büyüklüğündeki salondan oluşan daire, Mümtaz Taşkın'ın babasına ait. Yani kira vermedikleri için burada oturabilme şansını yaşayan şanslı memurlar onlar. Ama 6 ay önce evlenirken aldıkları eşyaların borcu nedeniyle iki yakalarının kolay kolay bir araya gelmeyeceğini söylüyorlar. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kırık mı, çatlak mı? Nedir koldaki durum? Şimdi koldaki durum çatlak. Kırılmaya yakın derecede bir çatlak yani. Neredeyse az bir şey. Bir buçuk o anı anlatır mısınız bize, kolunuz nasıl çatladı? Şimdi emniyet güçlerinin cop çek, saldır şeyiyle, komutuyla polisler üzerimize saldırdılar. Mümtaz ve Ayşe Taşkın daha önce karakol yüzü görmemiş. Kelimenin tam anlamıyla birer sade vatandaş. Örgütçülük ve slogancılıkla hiçbir ilişkileri yok. Tek istekleri kendilerine insanca yaşam düzeyini sağlayabilecek bir gelire kavuşabilmek. Peki maaşınız ne kadar Ayşe Hanım? 3 milyon. Babamızdan biraz takviye gelmesi, biz yani iyice bocalayacağız. Peki ne kadar olmalı ikinizin toplam maaşı ki evli bir çift, çocuksuz bir çift geçinebilsin Ankara gibi bir kentte? Şimdi hocam, Uğur Bey, Türkiye koşullarında
bir rakam söylemek güç. İkimizin şu ortamda yaşamamız için, insanca yaşayabilmek için, yani lüks hayat falan demiyoruz bizim. İnsanca yaşayabilmek için en az evimize 12 milyon lira para girmesi gerekiyor. 12 milyon lira girmesi gerekiyor. Eyvah, şimdi bir de alçı masrafları, doktor masrafları çıktı. Bunları nasıl karşılayacağız bu kadar maaşla diye düşündünüz mü? Yok, devlet bu konuda duyarlı yani. Korumuzu devlet kırdı. Yine devlet... devlet hastaneleri tekrar sarıyorlar yaramızı yani. Mümtaz ve Ayşe Taşkın, polislerin de devlet memuru olduklarını ve yaptıkları gösterinin sonuçta onlara da yardım sağlayacağını belirtiyorlar. Ne alem var şimdi sokaklara dökülüyorsunuz, slogan atıyorsunuz. Öyle gidin canım, siz de tezgah kurun, evet. Siz de devleti biraz soyun mu oluyor? Herhalde verilen mesaj o yani. Başka çaresi yok yani. Sokakta ne işin var? Gidin kasa elinizde soyun yani. Siz hiç aldınız mı? Samimi olarak şimdi kendi aramızda konuşuyoruz. Hayır, ben almadım. Siz? Bir hesap makinesi yüksek almış yani. Hediye olarak mı? Hediye olarak tabii bir kelimenin birisinden geldi. Peki o ana kadar hesabı nasıl yapıyordunuz? Ezberden mi yoksa kağıt kalemle mi yapıyordunuz? Hayır, o milyarlık hesapları? Hayır, parmaklarla hesap yapıyordum. Şimdi de bir başka memur evindeyiz. 16 yıllık müzik öğretmeni Refik Saydam'la, eşi yabancı dil öğretmeni Tuğba Saydam da coplanan memurlardan. Tuğba öğretmen de 16 yıldır öğrenci yetiştiriyor. Sırtıma veya başıma vurmadı ama elimi cop yemekten kurtulamadım. Biz maaş aldığımız zaman ev kirası, taksitler, büyük oğlumun dershane parası, çocukların okul harçlığı ve diğer ücretleri, bütün bunlar çıktıktan sonra geriye ne kadar paramız kalırsa, bazen az bazen çok, bunlar da beslenmeye mutluluğa kalıyor. Yani yetiyor mu efendim maaş? Yettiğini söyleyemem. Çocukların gözünde de babalar daima birer kahramandır. Şimdi babanız eve dayak yemiş olarak geldi. Şu anda da kolu alçıda. Dayak yemiş bir babanın evladı olmak size nasıl bir duygu yarattı? Bence dayak yemiş bir baba veya yememiş bir baba çok önemli değil. Önemli olan onun onurlu bir hak mücadelesi içinde bulunması. Yani hakkını aramak istemesi benim için önemli olan budur. Babam benim gözümde her zaman kahramandır. Çünkü babam her zaman hakkını arar. Hiçbir zaman boynunu eğmez. Her zaman yani diktir. Başı diktir. Siz de böyle olacaksınız. Tabii ki ben de böyle olacağım. Gelecekte bu akımın temsilcilerinden biri de ben olmak istiyorum. Bu devlet memurlarının job darbeleriyle rapor alacak duruma geldikleri o sımsıcak Ocak günü memurlar İstanbul ve İzmir'de de yürüyüşe geçmişlerdi. Orada da devlet vardı, polis vardı. Ama hepsinden önemlisi çağdaş hukuk devletine yaraşan kamu yöneticileri vardı. Bu nedenle hiçbir olay çıkmadı. Memurlar yürüdüler, dertlerini bir nebze olsun sokakta bırakıp evlerinin yolunu tuttular. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi onlara job yerine mikrofon uzattık ve kıyametler de kopmadı. Bu arada İstanbul ve İzmir'deki memur gösterilerine çağdaş hukuk devletinin polisine yakışır bir biçimde yaklaşan yetkililere ve polislere teşekkür ediyoruz. Ayrıca amirleri izin vermiş olsaydı bir polis evine de konuk olmak isterdik. Çünkü biliyoruz ki onlar da devlet memuru ve onların da bir yığın maddi ve manevi sıkıntıları var.